Ama bu gri tamamen Sabri Akça grisi. Buralarda var değil mi gri? Portrede var mesela. Var ama bu gri bizim diğer grilerimizden farklı. Farklı. Bu grinin tonu diğer grilerden farklı. Dolayısıyla da böyle bir gri yaptık. Ve kabul ederseniz eğer sizin adınızı yazdık. İşte Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak Sabri Akça grisi, Sabri Akça grey ve Sabri Akça gra olarak. Bu ürünün kendisi, bir tane daha var orada çantada. Bu da sizin adınıza Yavuz Üstad'la beraber hazırladığımız şey. Aman Allah'ım ya. Hocam sizi... Şaşırdım. Sizi de şöyle alalım mı hocam? Yok kalkmayın hocam. Veya... Biz böyle geçiyorum. Evet. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu fotoğrafı internetten bulduk. İnternetteki fotoğrafların çoğu şey, çözünürlüğü az. He. Dolayısıyla en burada baskıda düzgün çıkabilecek. Çünkü şeyler küçük, pardon. Buyurun Yavuz Bey, siz de gelin. Fotoğraflar küçük, baskı için büyüteceğimiz zaman çok dağılıyor. Yüz göz dağılıyor. O yüzden bunu bulabildik. Bunu kullandık. Böyle de bir şey yaptık. Yavuz Üstadım'ın da katkılarıyla. Çok sevdim. Kompozisyon da çok güzel. Renk de çok güzel. Bunları kim yaptı bu renkleri? O renkler bizim görselimiz. O renklerimiz var zaten. He. O renklerin üzerine koyduk ki gri öne çıksın diye. Bravo, bravo. Çok çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Aman Allah'ım ya. Bizden de size bir anı olsun dedik. Sürpriz oldu. Çok büyük sürpriz. Hocam oldu. Yazıyı okuyayım mı isterseniz? Veya... Yok, ben okurum. Tamam. Burada şeyi yazdık biz. Bu şeyin Yavuz Bey'in yazısı. Bunun üstünde biz Kalaton Sanat Boyaları Sayın Sabri Akça için özel olarak sanatçının çok kullandığı bir renk olan gri renkten özel bir renk üretmiş ve adına Sabri Akça grisi demiştir dedik. Şimdi biz bunu bütün internette, sosyal medyada paylaşacağız. Çok büyük sürpriz, çok güzel şey. Tebrik ediyorum hocam sizi. Hakan Bey, sizi de duyarlılığınızdan dolayı. Hakan Bey, emeklerinize sağlık. Muhteşem bir iş başardınız. Ve bu yaşayan efsanelere Sabri Hoca'yı bir Türkiye'nin bir efsanesi olarak görüyoruz, sanatçılar olarak. Siz de bu değeri ölümsüzleştirdiniz. Emeğinize sağlık. Vallahi çok keyifle yaptık. Hocam sağ olsun, bizim için çok güzel cümleler kurmuştu geçen benim ziyaretimde. Biz de ahde vefa olsun diye böyle bir şey yapalım istedik. Ve çok keyifle yaptık, bunu bilin. Bu çalışmayı yaparken de hakikaten laboratuvarda bir arkadaşımız var, Aslı Hanım. Bayağı bir uğraştı diğer grilerden farklı olsun. Çünkü griler birbirine yakın tonlar oluyor. Aslı Hanım da bayağı uğraştı. Bir yıl böyle renkler çekmiş. Bunlardan beraber seçtik onunla birlikte. Eşimin de orada bir önerisiyle bir şeyler de yaptık. Benim de size bir hediyemiz olsun hocam. Bravo, yani insan sağlığında bazı şeylerden çok mutlu olur. Benim için nirengi noktası oldu bu. Sizin teveccühünüz, sizin takdiriniz ve ürettiğiniz boya. Benim hayatım grilerle geçti. Çünkü köy enstitüsünde boyalarım bitmişti. Arkadaşların sulu boya kapağında kalan grilerle kış resimleri yaptım. İlk ressamlığım köy enstitüsünde 12 yaşında başladı. Dolayısıyla benim hayatım bu grilerle geçti. Sizinle tanışmadan evvel yaptığım şu portre mesela, herkes renkli portre yapar. Sıcak renklerle falan.
Ben istedim ki gri ve siyahla da portre yapılsın. O bakımdan bunu yaptım. Bazı örnekleri vardı. Onlar maalesef satıldı. Bunu kurtardık. Sizi tekrar kutluyorum. Sağ olun. Bu kadar mı güzel bir jest olur? Allah Allah, Allah Allah. Yavuz Bey'e şöyle bir öneride geldim. Biz dedim hocama, hocamın adına bir renk yapalım. Ne yapalım dedim. Griyi o söyledi. Sonra laboratuvarla çalıştık. Çetin görüyorsun. Evet hocam. Ben de çok duygulandım. Ben ilk haberini dün gece almıştım. Söylemişti Hakan Bey. Böyle böyle bir sürpriz hazırladık diye. O sürpriz sırasında ben de burada olmak istedim. Çetin'le uzun zamandır görüşmüyoruz. Ama sanatın içinde olan birisi. Bana pek çok yardımları oldu. Belediyeye resim yaptık. Ama herkes bir tane yaptı. Ben üç tane yaptım. Çetin dedi ki, hocam bu fazla, bunları kaçıralım. Kaçırdık resimlerin ikisini, büyük. İncek'te evim var benim. Orada duruyor şimdi. Ondan sonra Çetin'le bir yemek yedik falan arkadaşlarıyla. Sonra Çetin Türkiye'yi mi terk etti, Ankara'yı mı terk etti? Bodrum'a yerleşti. Dolayısıyla o gelince de mutlu oldum. Ama her halinizle zarif bir insansınız. Teşekkür ederim hocam. Bu jest ne bileyim hiçbir şeyle ölçülmez benim için. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Size ne gibi bir resim vermek istiyor? Yani... Hocam ben onun için yapmadım ama. Sağ olun. Onu biz Yavuz'da düşünelim, olmaz mı? Çok naziksiniz, sağ olun. Öyle video kadar. Rica ederim. Allah Allah. çok mutlu oldunuz hocam. Biraz önce gözleriniz yaşardı. Normal. Normal. Bizim biraz önce sizin söylediğiniz gibi biz insanların değerini yaşarken çok bilmeyebiliyoruz. O yüzden bizim sizin gibi değerlerimize, yani sonuçta şimdi bu sadece kompliman değil. Yani onca yılınızı eğitimine, resmi sanatına, birçok insana birçok şeyi öğreterek vermişsiniz. Yani biz insanların yaşarken de kıymetlerinin bilinmesi, ellerinin sıkılması, yaptıkları için teşekkür edilmesi, onlara saygı duyulması gerektiğini çok önemsiyorum ben. Çünkü biz bazı şeyleri hayatın akışında, süratinde bazı şeyleri atlıyoruz. Atlamamaya ihtiyacımız var aslında. Yani bilmek lazım. Sizin ifade ettiğiniz gibi hakikaten yani müthiş bir sonuç var burada. Birçok eserde bu var. Biz de bizim ürünlerimiz hakkında işte biraz önce söylenen şeyler ya işte dünyanın en iyi renklerinde markalarından biriyle eşittir denmesi bizi de çok mutlu ediyor. Yani biz de böyle bir şeyi sizinle paylaşalım istedik. Burada sadece ben değil ama yani bunu konuştuğum bir akşam yemekte sohbet ederken kararlaştırdığımız Yavuz Üstad da bu projenin çok önemli bir ayağı. Ben bu düşüncemi açtığım zaman işte o şey demişti yani hocaya gri yakışır dedi.
yazıyı yazdı, redakte etti, gönderdi, sonra durun dedi, tekrar yazdı yazıyı. Bizim eğitim müdürü arkadaşımız da bu şeyleri yerleştirdi, bunları yerleştirdi. Sonra basıldıktan sonra ben fotoğrafını paylaştım Yavuz Üstad'la, ne diyorsun dedim. O da çok beğendi, beğenince bastıralım dedik. Aslında daha önce hazırladık. Yaklaşık bir ay oldu bunu hazırlayalım ama ben Ankara'ya gelemedim. Bir fiil ben gideyim de getireyim istemiştim. Onun için bugüne kısmetmiş. Ne güzel.